Sizce Türkiye ekonomisi nasıl diye soruyoruz. Bence iyi. Peki. Efendim sizce Türkiye ekonomisi nasıl? Çevreye bakınca anlarsınız, anlatmaya gerek yok. Bakamayanlar için, saraydakiler için mesela baksın, biraz herkes baksın. Ya ne desem şimdi? Suça girmese. Suça giriyor. Ne anlasak suça giriyor. Onun için yani herkes şöyle kafasını kaldırsın, baksın, başka bir şey demiyorum. Siz geçinebiliyor musunuz? Allah'a şükür. Ne yapalım? Aç değiliz, açık değiliz. Biraz maaşımız var, geçiniyor. Olmayanlara Allah sabır versin derim. Size küçük bir bilgi vereyim. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın pandemi sürecindeki bahçe masrafı 55 milyon TL'ymiş. Ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun. Az değil mi? Koskoca saray. Ya elbette biraz da lale dikmek lazım. Şu anda çünkü Türkiye lale devrini yaşıyor. Hocam sizce ekonomi nasıldır? Çok kötü. Bak halimize bak. Para kazanmak için, 50 lira para kazanmak için nerelere gidip geliyoruz? 5 milyarlık telefon var elinde. Aynen. Tamam gösterebilirim bak. 5 milyarlık bir telefon var. Ekonomi iyi değil ya. Zengin zaten zengin. Anlatabildim. Fakir zaten fakir. Herkesin işine yaradığı gibi gidiyor bu dünya. Size küçük bir bilgi vereyim. Pandemi sürecince Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sadece bahçesi için 55 milyon TL harcanmış. Ne düşünüyorsunuz? Olumsuz. Onun yerine bir fakire, fukara, borcu olan veya bu sokaktaki insanlara, çalana, çırpana yardımcı olmak için bir dernek, bir yer kursala daha uygun olmaz mı vatandaş olarak? Vatandaş çalmaz bu sefer, gasp etmez, tecavüz yapmaz. Yani adalet yok. Adalet sadece görüntüde var bu Türkiye'de. Türkiye'de görüntüde var. Düzelme ihtimali var mı sizin? Tabii ki namuslu, ağırlı, şerefli, hayalı bir yönetici gelirse neden olmasın? Allah'tan korkan, vicdanı olan bir insan. Olabilir. Benim yaşım 34, ben bunları konuşuyorum. Var mı aklınızda öyle bir lider? Yok. Al birini vur ötekisine. Yani onun kötünün iyisini seçmek var bence. Ona bakmak lazım. Başımızdaki şu an iyi ama yaptığı kadar da yıktı. Yıktığı kadar da yaptı. Yani o yüzden tercih ediliyor zaten. Tercih edilmesinin sebebi tek şey bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın. Sizce gelecekte düzeltir mi kendisi? Umudumuz var ama bu şekilde kalmıyor. Umudumuz da kalmıyor. İlla ki umudumuzu yitirmiyoruz ama bu yaptıklarından dolayı umudumuz da kalmıyor. Peki sizce ne zaman yıkmaya başladı? Yani dediniz ya yaptığı kadar yıktı. Yani ne zamandan? 10 yıldır. O 10 yıldır bu Türkiye yaptığı kadar yıktı. Son 10 yıldır. Yani ben öyle görüyorum. Ekonomi nasıl sence? Ha, sıfır. Geçinebiliyor musun? Neyle? Yok nerede ya? Parayla diyeceğim ama belli ki para yok elinde. Yok. Millette para yok, o konuyu açmış. Gel hocam ya, ne olacak? Kim kimle evleniyor önce? Yok kimse evlenmiyor tamam, ya. Tamam peki. Nasıl, kaça aldın hocam? 490 milyon. Bir yorgan. Aynen. Ne yaptın hocam? Taç. Neyse marka vermeyeyim. Geçim, ekonomi nasıl sence? Ekonomi normal ya. Normal mi? Aynen. Yani idare ediyor musun sen? İdare ediyor yani, evet. Kaç para maaş alıyorsun? Ben mi? 6500. İyi para. Vatandaş nasıl sence? Gözlemliyor musun çevreni? Normal. Normal vatandaş. Alım gücü var mı yani vatandaşta? Yani alım gücü hepsinde var yani. Herkeste var. E niye millet açız diyor? Normaldir ya. Sen de dersin acım, ben de derim acım. Normaldir. Kaç para almazsan dersin acım. Hiçbir zaman demez ki kimse normalim ben. Niye? Öyle de ya. İnsanlar öyle. Ama geçen gün mesela Cumhurbaşkanı'nın ayağına gitti adam. Ben de evime ekmek götüremiyorum dedi. Dalga mı geçiyor Cumhurbaşkanı'yla? Ya arkadaş elin ayağın var, git çalış yani. Her yerde çalışıyor zaten. Herif servis şoförleri odası başkanı. Servisçiler adına söylüyor bunu. Servisçiler kaç para kazanır? 3,5 milyar para kazanır yani. Ama tamam, ekonomi dolardan ilgili mi diyorsun? Sen söyledin şimdi, bilmiyorum ya dolarla şimdi, ilgili mi? Dolardan ilgili baksan evet tamam, lira öldü yani. Değeri bitti yani. Nasıl iyi diyebiliyoruz? Yani sen lira olarak yaşıyorsun burada. Lira olarak alım satım yapıyorsun. Lira olarak alıyoruz, dolar olarak ödüyoruz. Niye öyle oluyor, öyle yok? Çünkü senin aldığın her şey dolarla geliyor. Ya o da doğrudur da, tamam evler, arabalar uçtu, onu bir şey diyemiyorsun. Evet doğrudur. Demek doğrudur. Bir sıkıntı var. Vardır tabii ama dolar bir şey çözmez. O yükselecek, daha fazla olacak. Neden yani yükseliyor? Onu dolar dünya, euro karşısında yükselmiyor, düşüyor. Şimdi bak şöyle bir şey baksan, dünya ekonomisine baksan her yerde aynı, her ülkede aynı. Yani bizde sadece değil. Rusya'ya baksan, Rusya'nın rublesi öldü, dolar kalktı. Ukrayna'ya baksan grivne öldü, dolar kalktı. Kazakistan'a baksan aynı. Yani sadece burada değil. Da batıya değil doğru bakalım mesela. Tamam oraya bakma. Mesela Bulgar levası 5 lira oldu. Yani Allah'ın Bulgaristan'ı yani. Nesi var da ne bizim Bulgar levası bizim karşımıza 5 lira oluyor?
Onu bilmem. Bir ben, Bulgar levası 5 lira. Ben yani yaşam istiyorsan en güzel yaşam o da şu an Avrupa'da euro olarak. İnsanlar euro olarak kazanıyor. Buraya geliyor. 100 euro şu an kaç para? 900 milyon değil mi? Aynen. 900 milyon para. Nasıl iyiyiz diye biliyoruz. Şimdi yani başka ülkelere baksan iyiyiz. Başka ülkelere baksan. Şimdi başka kıstasında hep doğu var. Acık ya, batıya. Işte. Hadi biraz daha doğuya git. Japonya'ya git. Çin'e, Kore'ye git. Onlar iyi yaşıyorlar ya. Biz onlara göre niye kötü yaşıyoruz? Ben de bunu soruyorum. Vallahi onu bilmem. Ama iyi izliyorsun. Yani... O da doğru bak. Arkadaş doğru söylüyor. Rusça bilmiyorum. Üretim diyor. Üretim yok. Bizde yok mu üretim? Yani. Demek ki bir problem var. Evet üretim yok. Doğru diyor bak. Tam söyledi. Ama bir şey başka bir şey söyleyeyim. Bizi gibi tekstil üreten yok. Değil mi? Bizde tekstil Çin'den geliyormuş ama. Yok. Çoğu burada yapılıyor. Ben o işi yapıyorum biliyorum. 500 lira para verdin. For example. Dedi ki kendimiz üretiyoruz 500 lira verdin. Kendimiz üretsek gerçekten 500 lira eder mi? Yani şimdi nasıl sana söyleyeyim. Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz. Peki. Çok tamam. Teşekkür ederim. Bir fikrinizi alsak. Felaket. Pazar alışverişinde nasıl zorlanıyor musun abi? Valla pazar alışverişinde herkes gibi zorlanıyoruz. Haftalık kaç para veriyorsun yengeye pazar için? Haftalık yani 50 desem o 100 ister. 100 versem 200 ister gene yetmiyor. Yenge haruru parmağı mı savuruyor yoksa ihtiyaç mı? İhtiyaç. Bir de pazara gidiyor eskiden mesela 50 ile yetiniyordu. Şimdi pahalılıktan 100 ile yetmiyor yani o derece pahalılık. Sende var. Verecek güç var mı abi? Bende verecek güç maalesef yani zor. Eksik yiyoruz. Eksik yiyoruz yani. Çocuklara canın ne istiyorsa alabiliyor musun? Mümkün değil ya. Şu an canı her istediğini mümkün değil alamıyoruz. Fakat işte almıyoruz diyemiyoruz yani. İlla ki aldığımız da oluyor. Mecbur aldığımız da oluyor ama genel bir kısıtlama yapıyoruz. Peki abi ekonomi iyi diyenler var. Bunlar neye dayanarak söylüyorlar bunu? Onlar cebindeki paraya göre dayanarak söylüyorlar. Demek ki ceplerinde bayağı bir para var. Bizde yok. Varsa bize de versinler. Emekli de iyiyiz diyor. Asgari ücretle geçinen de iyiyiz diyor. Ben duymadım şimdiye kadar. Yani. Sade vatandaşı izlemiyorsun o zaman. Biz sade vatandaşız evet. Peki abi nasıl olacak böyle? Sence düzelir mi? Yani düzelme yoluna gidilmeli ama pek düzelecek gibi değil. Yani zor düzelir. Sana kısa bir bilgi vereyim. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sadece Ocak ayından beri masrafı, sadece bahçe masrafı, bahçe, 55 milyon TL'ymiş. Ne düşünüyorsun? Çok uçuk bir rakam. Yani o parayla neler yapılır, neler düşün artık. Hangi ihtiyaç sahibi için harcanabilir? Yani akıl hayal edilmez. Tabii. Peki niye vatandaş görülmüyor, sesi duyulmuyor sence? Yani vatandaşın işine mi geliyor artık? Vatandaşın... Umurumda mı değil? Nasıl vatandaş... işine gelecek ki abi? Yani gelmemesi lazım zaten. Tabii vatandaş uyuyor. Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi şu anda bayağı kötü gidiyor. Neden böyle sizce? İşsizlik bir arada. Ekonominin gitmesi, vatandaşın, büyük küçük esnafın zor durumda kalması, çalışma faaliyetlerinin olmaması. Devletimiz bir şeyler yapıyor da yalnız hep büyük esnaflara yarıyor. Bu küçük esnaflara pek bir şey yaradığı yok. Herkes zor durumda. İşçi çıkartıyor. Çalışan restoranlar, oteller, kafeler. Burada çalışan arkadaşlarımızın durumu. Şimdi bir AVM'de herhangi bir alışveriş yapılıyor. Ama önemli olan dışarıdakinin de olması. Bu durumda çalışamayan ne yapacak? Pansiyonda kalanlar, otelde kalanlar, çalışanlar, arkadaşlar nasıl yapacak? Bunların da önlemlerinin alınması, bunların da ileriye gidilmesi, bakılması... Ve sokaklarda, caddelerde gördüğünüz gibi herkes zor durumda. Bu ekonominin düzelmesi, iş adamı olan hepsinin zaten bütün her şeyi var. Diğer vatandaşın neyi var? Adam evinde hasta yatıyor, yapacak bir şey yok. Diğerleri her türlü hastane masrafını yapıyor, kalkınıyor. Tamam 14 gün kalalım evde, benim şimdi anda işim yok. Ben çalışmıyorum. Benim masraflarım, yemem içmem, bunun gibi şeyler... İş adamları, buna benzer insanlar, bu gibi kesimlerde de devletimizle beraber olup bunları da görseler, muhtarlıkları var, bunların kaymakamlıkları var, bunların valilikleri var, araştırsınlar. Bugün şu sokağa bir girin, pansiyonda kalan bir sürü insanlar var. Bunların ekonomik durumunun hepsi bozuk. Bir de normalde gidin bir sosyete semti dedikleri yerlere, onlara bakın.
Onların bir yaşantısına bakın. Adam burada bir ekmek almak için şurada bir şey satacak, satamıyor. Öbürkünün zaten. Hani diyorlar ya, yardımlaşma, işte sosyal faaliyet, Allah-u Teala'nın emrettiği, birbirinize yardım edin. Ne bileyim, komşuluk hakkı, şunlar bunlar hiç. Sadece herkes kendi bana ne diyor, çekiliyor. Sen işsizim dedin. Evet. İş mi beğenmiyorsun abi sen? Hayır, iş bilemiyorum değil. Yaşım 52. Yaşımdan dolayı artı sağlık sorunum var. Prostat hastalığım var, bel fıtığım var, boyun fıtığım var. Doktora gidiyorum. İlaçlarımı sağ olsun kaymakamlığımız karşılıyor. Gidiyorum zor durumda olduğum için. Adam diyor ki, kardeşim diyor, ben seni bu şartta, bize diyor 30 yaşında 35 yaşında eleman lazım diyor. Devamlı diyor ayakta. Şimdi ben bir pansiyona gidiyorum. Diyorum ki ya ben bir resepsiyon olarak çalışayım. Veyahut da ki herhangi bir iş yerine gidiyorum. İşte kafeye diyorum ki bir karşılama olarak. Bir, ne bileyim, masa silerim, servis yaparım, herhangi bir şey yaparım. Veyahut da bir otele gidiyorum. Yaşı söz konusu oluyor. 50 yaşından yukarı insanlar ne yapacak? Hep gençleri diyorlar. Tabii gençler de çalışacak. Onların da ihtiyacı var. Ama bu düzenin ayarlanması lazım. Peki abi, AKP'li bir milletvekili, Konya milletvekili dedi ki işsizlik diye bir şey yok. İnsanlar iş beğenmiyor dedi. Yani bir milletvekilinin bunu söyleme lüksü var mıdır sizce? Bunu söyleme lüksü yok. Şöyle yok. Madem öyle, kendisi şöyle bir çıksın, bir dolaşsın. Bir normalde gariban semtlerine girsin. Belirli bir semtlere girsin. Bu gibi durumlarda iş beğenir mi, beğenmiyor mu? Ha, keyfi keder yatan arkadaşlar var. Keyiften bir şey yapmıyor. Adam alışmış. O adama iş beğendiremezsin. Ama çalışmaya ihtiyacı olan arkadaşımız, benim gibi garson arkadaşlarım var, aynı şekilde çalışmayan. Benim gibi servis sektörlerinde, otellerde veya ne bileyim herhangi bir yerde, yoksa inşaatta. Ben şimdi inşaat işi yapabilir miyim? Yapamam. Niye yapamam? Çünkü bel rahatsızlığım var. Şeyim var. Ama benim yapabileceğim iş de vardır. Benim yapacağım işler de. Yoksa kendisi şu anda hiçbir inşaata gidip çalışmış mı? Ve bunu bırakın. Eğer bunu, ben tahmin ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir düşüncesi yok. Bu kendi kafasına göre söylemiş. Eğer Cumhurbaşkanımız bunu onaylıyorsa ben de varım. Ama onaylamıyorsa, iktidar onaylamıyorsa, o kendisi kendi kafasında hayal etmiş olduğu bir ürünü söylüyor. Yoksa ben niye iş bulayım? Hadi bana iş bulsun. Ben diyorum inşaat iş yapamam, ağır iş yapamam. Benim yapacağım iş nedir? Bana desin ki gel, belediyemizde şurası süpürülecek. Bu ağır sırtımda 20-30 kilo taşımıyorum. Ne yaparım? Saat 5'te 6'da işim biter. Sabah saat 8'de alırım. Ondan sonra çalışırım. Sigortam. Yemem, içmem ayarladıktan sonra. Kendisinin her şeyi var. Milletvekili olmuş. Madem öyle bir sürü gariban var. Bunlara normalde yardım etse ya. Gelse. Dese ki arkadaşım böyle böyle. İş beğenmiyor musun? Git taş ocağında çalış o zaman. İş beğenmiyor musun? Git camide temizlik yap. Efendime söyleyeyim. Parklarda temizlik yap. Bunlar iş değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz konuşmasında şey demişti. Herkese iş bulacağız diye bir şey yok demişti. Buna nasıl bakıyorsun? Şimdi Cumhurbaşkanımız herkese iş bulacağız diye bir şey yok dediyse, yani normal şartlara göre bunun iş kurları var. Bunun yerleri var. Bunlara gerekli talimatı verir. Kendisi zaten bizzat her şeyle ilgilenemez. Hem yurt dışı, hem yurt içi, efendime söyleyeyim, hem normal ekonomik faaliyetler, kendisi hep ahtapot değil, her yere yetişemez. Her yere yetişemez. Ama talimatlarını verir. Belirli yerlerdeki insanlara der ki işte böyle böyle işleri ayarlayın, bakın, soruşturun kaymakamlığına, valiliğine, muhtarlığına. Tabii gerekeni yapın der ve benim önüme bir liste getirin der. Peki niye yapmıyor abi? Bu söylediğin Cumhurbaşkanı yapmayı bilmiyor mu? Biliyor da kendisinin artık kendisine, bir vatandaş olarak kendisiyle bizzat konuşabilsek, benim gibi belirli insanlar konuşabilse, hani bir mahalle meclisi veyahut da ki bir semt meclisi, herhangi bir yer kurulsa, valimiz, kaymakamımız, işte emniyet müdürümüz, savcımız, hakimimiz, kim varsa, bunlara direktif olarak isim, soyad, TC kimlik, her şey bellidir. Bunları almış olsa, şey yapsa, kendisinin önüne sunulsa, bunu yapacaktır yani. Yoksa normalde gariban insanı değil mi? Kendisi zaten Kasımpaşa'da. Milletvekilleri ne iş yapıyor abi o zaman? Milletvekillerin birçoğu oturuyor. Sadece konuşuyor. Senin benim vekilimiz. Benim vekilimse o zaman beni koruması lazım. İş gücünden her şeyine kadar. Birçoğu oturuyor. Sadece konuşuyor. Konuşmakla bir şey yürümez. Lafla peynir gömüsü yürümez. Yapacaksın sen vatan. O zamana gelince çıkıyorsun diyorsun. Ben şimdi çalışmıyorum 3-4 aydır. Bir tane gelip de ya
otelde pansiyonda kalıyorum. Bir tanesi gelip de ya bu otelde kalanlar buraların sağlık zati nedir? Korona var. Korona cumartesi pazar dışarı çıkmıyor. Buradaki kalan arkadaşların sağlık durumları nasıl? Mahallelerdeki gece konudaki arkadaşların sağlık durumu bunlar hiç ilgileniyorlar mı? Gidip bunlara bakıyorlar mı? Sadece ya filan iş adamı ölmüş, filan sanatçı şu olmuş, filan futbolcu bu olmuş, yok Çin'de Amerikalı bu ölmüş bilmem. Ya bana ne ondan kardeşim? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye içindeki iç sorunlar beni ilgilendirir. Bir tane gariban vatandaşın öldüğünü televizyonda gösteren var mı? Bir ailesine haber veren. Öldü. Sahibi yoksa belediye kaldırsın. Bu şekilde yani. Yoksa oradaki milletvekillerinin eğer seçimlerdeki vaatlerini gerçekten dört dörtlük yerine getirmiş olsalar, biri için demiyorum, birçoğu için diyorum. Yapanlar var. Eyvallah, onu da biliyoruz yani. Birçok vekilimiz yapıyor. Elinden geldiği kadar. Ama birçoğu da yani 600 tanesi varsa bunun 400'ü yapmıyor. İkisi 200 yapıyor. Ancak konuşmayla kendi evlerinde diyorlar ki ya diyorlar yemek israfı. Ya bugün otellerde bugün bu çöpe giden yemekler var. Bugün icabında 5 yıldız otellerde veyahut da herhangi bir yerde bunları toplasalar, bunları çöpe atacağına bir gariban semtlerine dağıtsalar veyahut da adam gidiyor mahallesinden yemek kalmadı. Nasıl kalmadı arkadaş? Orada gidiyor ekmek sokakta, ekmek parası ekmek parası diyorlar. Ekmek parası diyenlere diyorum, atan ekmeği niye çöpe atıyorsunuz? Eskiden büyüklerimiz ne yapardı? Ekmek aşı yapardı, yumurtayla kızartırdı, ne bileyim sıcak suyun içine koyardı, yerdik. Bilinçsiz vatandaşlarımız da var. Birçok şekilde yanlış hareket eden vatandaşlarımız var. Bunları da birbirimiz olarak uyandırmamız lazım. Birbirimize fikir birliğiyle, bağırmayla, çağırmayla, mecliste konuşmayla bu işler olmaz. Yapacaksın, vatandaşınla ilgileneceksin, gariban semtlere de gireceksin. Bakacaksın bu adam ne yiyor, ne içiyor, ev kirası, elektrik parası, su parası. Tamam öbür türlü geldi. Adam ödüyor. Veremeyen adam ne yapacak? Bunun sorunu ne olacak? Koronavirüs kaldı. Hepimiz 14 gün ben içeride kalacağım. Benim yemem, içmem, otel param, masraflarımı kim karşılayacak? Sağlık sorunum var. İlaçlarımı alamaz durumdayım. Sağ olsun kaymakamlığımız karşılıyor. Ama nereye kadar karşılayacak? Benim gibi kaç kişi var? Bir iş adamı da çıkıp da ya şöyle işte Muratpaşa ilçesinde, Balbey mahallesinde veya işte falan mahallede şuraya şu desteğimizi yapalım muhtarlıklarımızla beraber. Bunların iş adamlarının da yapması lazım. Yoksa adı iş adamı. Yere geldiği zaman da işte yardımlaşma, sosyal faaliyet. Bunlar gereksiz şeyler.